Hey sen! Dur! Dur dedim! İn aşağı! İster misin? Kate'nin kardeşi Noel için bize geliyor. Kocası da kodaman bir tesisatçı. Ona hep mücevher alıyor. Kız kardeşi de sürekli gösteriş yapıyor. Kate'nin gözüne gözüne sokuyor, anlarsın ya. Ödeşme zamanı. Neredeyse 2 karat. Zambiya'dan. O yüzden sarısı var. Sarıyı gördün mü? Sarı iyidir. Güzelmiş. Ah, o heriften nefret ediyorum. Telefonun GPS'inden sinyal aldık. Şüpheli hareket halinde, tamam. Bu. John gidiyor, gidiyor. Soldan gidiyorum. Key, arabadan değil. Sağ taraftan çekil. Sağ taraf temiz. İyi misin? Ah, iyiyim. Lanet Yaralı olsun. Polis, Starville 252 numara. Kıpırdama. Lanet olsun. Dayan. 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 Bana bak. Dayan. Gitmem gerek. Gitmeliyim. Ben... Otuz gün görev değişikliği mi? Meslekten uzak kalmak için uzun bir süre. Öyle mi? Ama doktor dönmeme izin verdi. Yani... Kolundan bahsetmiyorum John. 20. yılındasın. Emekli olabilirsin. Ben olsam bırakırdım. Bak. Yepyeni. Dediğim gibi. Sağlama al. Hayır, 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 hayır. İçkini bitir rahat. Sağ ol. I've been loving you. For too long. I can't stop now. Tina McGuire. Kocası Goodyear'da çalışırdı. 4-5 yıl önce işten çıkarıldı. Boom, kanser. Sigorta yok. 6 yaşında bir kızı var. Adam 2 ay içinde öldü. Merhaba. Merhaba canım. Ne oldu? Merhaba Brett. Daha iş bulamadın mı? Dolapta yiyecek var. Sen yap.
Tamam, eve gelene kadar bekle, ben yaparım. Hayır, hayır. Hayır, kimse eve gerekiyor. Hayır. Bak, gitmeliyim. Hayır, hayır, gidemezsin. Bu bizim geleceğimiz. Olmaz. Bir içki, bir. Seni seviyorum. Ne yaparsın? Sevgilisi bu gece şelalelere gidiyor. Pislik, varili onun arabasını da bırakmış. Ah, Tanrım, keşke gerçek olsaydı. Annem Betty'yi sinemaya götürdü. Tek gece. Bir gece. Dördüncü sınıf matematiği yok ve ekildim. Tanrım, tabii neden olmasın? Sorduğun için sağ ol. Ben Martin McGuire. Arkadaşlarım Tina der. Şimdi sen adını söyle. John Drummond. Bu kız medyum mu yoksa? Hayır. Gerçek kahramanlarla pek sık tanışmam. Gerçekten. Bu bir onur. O olay Nisan'daydı. Evet, tabii. Koca bir ay geçmiş. Kim hatırlar ki? Sen zoraki gülümseme. Hoşuma gitti. Bir tane daha alalım. Hayır, hayır. Benden. Evet. Mike. Hey dostum, iki tane daha. Annem yanına taşımamızı istiyor. Martin, sigara akciğer kanseri yapar. Martin, 10 yaşında bir çocuğa istikrar lazım. Evet, para biriktirebilirdik. Ha, bilmiyorum, idare ediyoruz. Bayağı sabit. Tanrım, annemle yaşamak mı? Daha kötü olabilirdi. Hayır, aksi. Onu almaya gitmeliyim. Aslında sen istersen beni arayabilirsin. İyi bir dinleyicisin. Konuşma kısmına çalışmamız gerekiyor. Çok isterim. Evet, ben de. Şunu bilmeni isterim ki... Beni öylece geçiştirecek misin? Hayır, şaka yapıyorum. Kesinlikle şaka yapıyorum. Hayır, ben... Bak, ben... Ben bir dulum. Yani birbirimizi anlıyoruz. Belki de. John Drummond. Yeni arkadaşım. Ne haber? Merhaba. 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 Bu inanılmaz. Barbekü mü var? Betty'yi kaçırıyorsun. Annen seni görmesin. Bir şey olmaz. Bunu yürüttüğümü de bilmiyor. Seni küçültürsün. Sen. Şuna bak. Mükemmel. Ben gökkuşağını seviyorum. Cidden mi? Hayır. Böyle iyi. Dangala. Annen ne zamandır Casey ile beraber? Bilmem. Bir süredir herhalde. Ondan neden hoşlandığını anlıyorum. Betty? Battle and Maguire, hemen aşağı in yoksa boynunu kıracaksın. Hemen dedim sana, hemen. Anne, düşmem. Betty,
Tamam hemen. Dur. Teşekkür ederim Casey, ben hallederim. Hemen. Tanrım, ben 5 yaşında mıyım? Merhaba. Son dilim. Sana sakladım. Benim o. Haklısın. Dondurma kıtır kısmını yumuşatacak. Bağırdığım için üzgünüm. Merhaba yakışıklı. Öpücük yok mu? Betty bebeğim, dönme zamanı. Geç oldu, neden kalmıyorsunuz? Yapma Keyis. Tabletimde Sünger Bob da var. Betty izlememiştir herhalde. Seninle işin bitmedi. Hala birkaç numaram var. Kalabiliriz anne. Bak, 2'ye 1. Sabah tam 8'de büyükannede kahvaltı edeceğiz. Emin misin? Hı-hı. Bizim şarkımızı çalıyorlar. Yine mi? Sizi eve ben bırakayım. Hayır, yürüyeceğiz. İçip araba kullanamaz. Geç oldu. Hadi 5 dakikada götürürüm. Güzel bir gece. Salı günü Betty annemi de unutma. Sabah ararım. Aa, evet. Ah, ip spreyim. Orada bıraktım. Aa, olamaz. Gerçekten mi? Uf, ah, çantam neden bu kadar ağır acaba? Hey. Böyle harika bir annen olması çok tatlı bir şeydir. Sen küçükken baban seni burada uzun yürüyüşlere çıkarırdı. Hep bebeklerini de alırdın. Onlarsız olmazdı. Bebek sevmem. Hey. Tatlım. Dur. Betty, ne oldu? Babandan bahsettim diye mi kızdın? Aslında bana bebekmişim gibi davranman hiç hoşuma gitmiyor. Düşmeyecektim anne. Tatlım. Lütfen yapma. Hatırlayamıyorum. Bebeğim. Tipini hatırlayamıyorum. Yüzünü. Deniyorum. Hem de çok. Ama kayboluveriyor. Sanki hiç olmamış gibi. Sorun değil. Ve hiç beklemediğin bir anda birdenbire çıkıveriyor. Gerçekten. Hey. Senin yüzünden mi sandın? Hatırlayamaman senin suçun mu sandın? Bak tatlım. Onu ben de özlüyorum. Ama hafıza böyle çalışıyor. Emin misin? Yemin ederim. Biliyor musun? Kestirme yol biliyorum. Hadi gel. Hadi seni eve götürelim. Buradan mı? Evet. Ürkütücü görünüyor. Aa, bir şey olmaz. Liseden beri burada. Karanlık biraz ama. Hadi gel. Anne. Efendim. Neredeyiz? Hatırlamıyor musun? Hayır. Sen, ben ve baban eskiden buraya gelir, bir kano kiralar, Niagara şelalelerine giderdik. Cidden? Evet. Yine kiralayabilir miyiz? Biliyor musun? Emin değilim. Belki olabilir, sabah ararım.
Eğlenceli olur. Evet. Dikkat et. Burası çok güzel. Evet. Bak bir deniz kızı. Evet. Buraya deniz kızı koyu diyorlar. Bilmiyordum. O şarkı nasıl da hatırlayamıyorum. Bir zamanlar bir deniz kızı varmış. Gölün kenarında yaşarmış. Sapsarı saçları varmış. Tina McGuire. Hey, ben Marvin Fick. Hatırladın mı? Hatırlarsın. Aa, amigo kız. Tina McGuire hatırladınız mı? Gel bakalım amigo buraya. Amigo kız, evet. Burada ne işin var? Bağımsızlık günü. Bizi rahatsız et. Bağımsızlık günü kutlu olsun. Ama bizi rahat bırakın. Oo, ne yapıyorsunuz? Takılmak ister misiniz? Bire içmek ister misin? Sen bundan ister misin? Tanrım, bu senin kızın mı? Korktun mu? Senin gibi yakışıklı bir çocuğun mutlaka sevgilisi vardır. Onu kızdırmak istemezsin. Bizi rahat bırakın. O dert etmez değil mi Lloyd? Gel buraya. Hayır, buraya. Dert etmez. Çekil. Tut onu. Tut onu. Tut onu. Bırak beni. Anne. Hadi bacaklarımla tutup kaldır. Sakin ol. Dur dedim. Küçük kız. Sakin ol. Annene bir şey oldu. Kapıyı açın. Kaç bebeğim, kaç! Hadi, kaç! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Evet! Yardım edin! Gir! Hayır! Gir! İşte yanındasınız! Betül! Betül! Sana bağırma! Tutun şunu! Tutun! Sakın kaçmasın! Yardım edin! Tamam! Getirin! Kalksın şuradan! Dur dur! Yardım edin! Buraya gel! Tamam! Lütfen buraya gel. Bana bırakın! Gel buraya! Sakın! Bağırma! Kaç bebeğim! Evet tatlım! Uslu dur! Beti kaç! Lütfen ona zarar verin! Anneciğim kesin sesini! Anne! Beti! Bırakın beni! Bırakın! Yardım edin! Bağırma! Yardım Sus. Edin! Tamam hadi gidelim. Tamam hadi. Yeter bu kadar şeyler. Hadi şimdi. Hadi. Hadi gidelim hadi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim buradan. Hadi gidelim. Görüşürüz Betty. Temmuz kutlu olsun. Anne. Hadi. Bu da ne? Hey! Ambulans çağır. Tamam, bizimle gel. Hadi.
Polis! DNA, parmak izi. Bir tek yaka kartlarını bırakmamışlar. Dön, evet, dikkat et. Olay yerindeki bulguları ivedilikle tamam. Bizimle paylaşmanız gerek. Tamam. Burada alır mısınız? Tamam. Ayaklara dikkat et. Onlara bakacağız. Kızını alabilir miyiz? Önce evet, fotoğraflanmaları. Dikkat et. Burayı bir toparlayalım. Ona yardım edecekler. Hazırız. Çok kan kaybetmiş. Onu MR'a almalıyız. Yo yo hanımefendi kalkmayın. Hanımefendi yatmanız gerek. Yatmanız gerekiyor. Çocuğa da tecavüz etmişler mi? Anne! Anne! Buraya giremezsin. Annemi görmek istiyorum. Orada kalmalısın. Anne! Üzgünüm. Birazdan gelir. Hayır, doktoru beklemiyorum. Hanımefendi. Hanımefendi deme. Kızımı görmek istiyorum. Kızlarımı görmek istiyorum. Lanet olsun. Tanrım. Merhaba. Ah bebeğim. Ah küçük meleğim. Hey, iyi misin sen? Ben iyiyim. İyi misin? Yemin ederim. Yemin edersin demek. Annem nasıl? O iyi. Çünkü sen de ben onun yanında olacağız. Bayan Kevaki, dedektif John Drumor. Torunumun yanındayım. Mesele de o hanımefendi. O adamları çok iyi görmüş. O 12 yaşında. Annesi konuşamıyor. Tek tanığımız o. Geçti bebeğim, bir şey yok canım. Şş. Bekler misiniz lütfen? Yardımına ihtiyacımız var. Polis! Çekilin, yere yatın! Yere yat, yere yat! Polis, kıpırdama! Yere yat! Niye böyle giremezsiniz? Her tarafa bakın! Çekil, çekil, çekil! Ne yapıyorsunuz? Acele et! Hayır! Geç öyle. Tamam, gel böyle. Kalk, çeneni kalk! Gel buraya! Kıpırdama, kıpırdama, sakin ol! Kıpırdama, direnme, direnme! Kıpırdama! Geç öyle, biz polisiz! Kıpırdama! Tamam. Ne yaptım ben? Dur! Ne yaptım ben? Walter! Ne yap bacaklarını? Ne olur! Bir şey yapamam. Tamam. Aman tanrım! Ne oluyor? Marvin! Peder mi olduğunu arayacağım. Evet. İyi misin? Dur! Gel buraya! Dur polis! Nereye gittiğini sanıyorsun ha? Dur! Koşmayı bırak dedim. Dur! Dur!
Birden yediye kadar. Bir bu taraf, yedide sonu. Korkulacak bir şey yok tatlım. Hey Betty, sen onları seçeceksin, ben de onları uzun süreliğine hapse tıkacağım. Sana zarar veremezler. İzin vermem. Tamam mı? Beyaz üstlü adam. İki numara. Ve onun yanındaki asker pantolonlu adam. Üç. Beş. Ve yedi. Onlardı. İki, üç, beş ve yedi numaralar. Öne çıkın. Marvin ve Lloyd Fick. Fritz Haber. Jimmy DeLuca. Dedektifler dün gece Rocky Point Parkı'nda yerel halktan bir kadına ve 12 yaşındaki kızına yapılan vahşi saldırıyı soruşturuyor. Gece yarısından hemen sonra kadın korkunç bir cinsel saldırıya maruz kalmış. Kaynaklar o sırada kıza da saldırıldığını söylüyor. Betty, aman tanrım. Çok çok üzgünüm. Geçti. İyileşecek. Beyin sapı iyileşişi geçti. Sonra onu çıkaracaklar. Zambak getirdiğin için sağ ol. Onları çok sever. Bayan K. Bayan K, duyar duymaz geldim. Neden? Burada ne işin var? Bak, rengi düzeldi. Sırt çantasını arabada mı unuttun? Ben alırım. Hemen öne park ettim canım. Tamam. Üzgünüm. Martin McGuire yeni hasta, dün gece gelmişti. Aileden misiniz? Bayım, aileden misiniz? Benim favorim Daffy Duck. Annem seni çağırıyor. Ben de sürtük gibi görünmemeni istiyorum. Sen o tiple nereye gidiyorsun ha? Etti. Bunu yapmış olamazlar peder. Onlar iyi çocuklar. Onlar yapmadı. Onu gerçekten... Sevenler için Tanrı işleri düzeltmeyi vaat eder. Biz işimizi yaparsak o da sözünü tutar. İyi Hristiyan ebeveyn olarak sana düşen nedir? Evet Irma, hepimiz onun çocuklarıyız. Ama o bizi çağırana kadar bu dünyada yaşıyoruz. Bazen bir melek gönderir. Bazen de bir elçi. Senin görevin mümkün olan en iyi ceza avukatını tutmak. Peki faturasını kim ödeyecek? Tanrı mı? Duydunuz mu? Mahkeme zamanı. J. Kirkpatrick.
Elbette çok pahalıya mal olacak ama aradığınız adam o. Vatikan için 18 davaya baktı. Ama fabrikası olmayan bir fabrika kasabası için tek kalan turistlerdir. Bir şehir parkındaki toplu tecavüz işler için kötü olur. Jay Kirkpatrick. Affedersiniz. Tatlım annen uyandı. Tamam. Oh. Anne. Durumu aynı. Merhaba. Merhaba canım. Betty ile ben geldik. Buradayız. Merhaba. Bir şey oldu. Geçti anne. Çatı. Sana in oradan demiştim. Hayır anne. Olanları hatırlamıyor. Sorun yok tatlım. O daha yeni uyandı. Daha önce de başları belaya girdi. McCormick'lerin kızı mı? Yalancı sürtük. Şikayetini geri çekmişti. Polis elinde kanıt varmış. Kan ve DNA. Televizyon. Gerçekten mi? Jürili bir davada iki hikaye vardır. Jüri bunlardan en sevdiğini seçer. O hikaye ve onu nasıl anlattığın önemli olan tek şeydir. Peki senin hikayen ne kadar? Hoşuma gitti. Doğruca konuya giriyor. Saati 850 dolar, mahkemede 1250. Daha ne? Ya da her çocuk için alacağım 50 bin dolarlık vekalet ücreti. Bunu yapamayız. Evet yapabiliriz. Yapacağız da. Evimiz. Onu ödemek için 30 yıl çalıştım ben. Elimizdeki tek şey bu. İki oğlumuz var diye iki katını ödüyoruz değil mi? İki müvekkil. Ama aynı şeyle suçlanıyorlar. Yani tek hikaye var. Tanrım Walt. Bir kadının iki bebeği olması gibi. Bu iki kat iş çıkarmaz. İkisi için de aynı işi yapar. O yüzden iki göğsü vardır. İnanabiliyor musun? Sorun değil. Evet Walt, senden acayip bir avukat olurdu değil mi? Demek istiyorum ki belki de bize indirim yapmanın bir yolunu bulursun. İkilemini anlıyorum Walt, gerçekten de. Bak ben de babayım ama bazen zor seçimler yapmaya mecbur kalırız. Fakat çocuğumuz için hep doğru şeyi yapmak isteriz, doğru ya da yanlış. Onlara yardım etmek için her şeyi yaparız. Acılarını engellemek için. İnan bana doğru şeyi yapıyorsun. Walt beni dinle. Bana oğullarını hapisten uzak tutmam için para veriyorsun. Tecavüze uğramasınlar diye. Tıpkı o masum kadın gibi. Alın. Fikler için bir taahhüt mektubu hazırla lütfen. Biri yakında eve gelebilir gibi duruyor, öyle değil mi? Bugün polis geldi. Şeyi soruyorlardı. Betty ile eve yürümeni. Hayır. Birkaç fotoğrafa bakabilir mi diye sordular. Belki bir şey hatırlarsın diye tatlım. Hatırlayamıyorum. Hiçbir şey hatırlamamam çok karış. Sorun değil, sorun değil. Hayır, sorun değil. Doktor böyle şeylerin zamanla geri geldiğini söyledi. Endişelenme tatlım. Bu sen uyurken geldi. Ege açmamı söyledi ama ben olmaz dedim.
Kimse ispiyoncuları sevmez Betty. Çiçek sevmediğini sanıyordum. Koparılmış çiçek sevmem. Bu farklı bir şey. Öyle mi? Anne, hayır, senin evin olmaz. Tatlım, hadi. Sorun yok anne. Ah. Yanına taşınmıyoruz, onu söyledim, tamam mı? Yüce Tanrı mı? Lütfen anne, yardıma ihtiyacımız var. Sen biraz daha iyileşene kadar. Büyük annen bir zaman makinesi. Her şeyi aynı tutuyor. Bana hala 16 yaşında gibi davranabilir. Sen nasılsın? Daha kötü olabilirdi. Teşekkür ederim. Dondurmada dokunmamışsın. Aç değilim sanırım. Yaban mersini için bile mi? Cidden mi? Vay canına, bu kız hasta olmuş. Suçlanan Rocky Point tecavüzcüleri kefalette çıktı. Betty. Tatlım. Beni dinle. O canavarlar bize yaklaşamayacak. Uyarıldılar. Nerede yaşadığımızı biliyorlar. Tanrım, çok güzelsin. Nimdat! Bunu ilk seferinde yapmalıydım. Yardım edin! Yardım edin! Dokunma bana! Bastırmalı sever. Sen git Jack'le konuş. Konuşmayacağım. Görmezden geleceğim. İzle ve öğren. Abimlerin hakkında bir sürü yalan söyledi. O sürtük ağzını toplasın. Sen ve o sürtük annen çenenizi kapasanız iyi olur. Duydun mu beni? Bu sadece onları mahkemeye çıkarmak için. Tek yapman gereken onları teşhis etmek. Gözlerin hep bende olacak. Başka birine bakmayacaksın. Sen bana kim diye sorana kadar. Kim diye sormam.
Onları gördün mü diyeceğim. Öncelikleri onlarla tanışıklığının nereden... Onları tanımıyordu, mahalleden anne, biliyordu. Anne, bu işe karışma. Bayan Kevek'i. Tanımak mı, Tanrı aşkına? Haklısınız. Onları tanımıyordu. Bunu mahkemede net bir şekilde söyleyeceğim, söz veriyorum. Tamam, umarım. Hey. Gözlerim bende. Tamam mı? Hı hı. Başlıyorum. Bayan Maguire, bugün mahkemede olan bu adamları görüyor musunuz? Evet, görüyorum. Harika. Daha iyisi olamazdı. Tamam mı? Hey. Tatlım. Ne dersin bak? Bence muhafazakar görünüyor. Anne, hayır. Tamam, ben halledeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de orada olmalıyım. Hayır, olamaz. Fazla duygulanır. Sorun yok. Bayan Kevek'i, bu sadece ön duruşma. Önemli değil. Davada evet orada olmalısınız. Önemli değil sadece... mi? Bu benim kızım. Benim kızım İnanın önemsiz lütfen. Değildir. Bunda size ihtiyacımız yok. Bence en güzelini buldum. Harika. Hazır mıyız? Hazır mıyız anne? Hepimiz hazır mıyız? Evet bebeğim. Harika gidiyorsun. Hepimiz hazırız. Evet, tamam. Tamam mı? Hı. Tamam. Evet. Sen benim cesur kızımsın. Aç mısın? Çorba yaptım, domatesli, pastırmalı filan. Babama yaptığı gibi. Hadi gidip ısıtalım. Hemen dönerim. Dina. Cuma sabahı öyle adamların bunu kimseye bir daha asla yapmamasını sağlamak için atacağımız bir dizi adımın ilki olacak. Hey. Mahkemede görüşürüz. Hey, sen göster, ben hapse tıkayım. Tina, Tina. Yalancı sürtük. Ne dedin sen? Dedim ki... Mirma. Oturun. Sessizlik. Herkes kalksın. Görünüşe göre bir avukatımız eksik. Oturabilirsiniz. Jay Kirkpatrick, savunmanın avukatı Sayın Yargıç. Çok özür diliyorum sizden. Federal bir sorun yüzünden konferans görüşmede kaldım da. Önemli değil. Günaydın avukat bey. Günaydın. Tamam. Bu sabah burada ne yapıyoruz bakalım? Sayın Yargıç, 4 Temmuz'da Martin Maguire'a vahşice saldırıldı. Aslında kızının gözleri önünde toplu tecavüze uğradı. Kızına da saldırıldı. Eyalet saldırının önceden tasarlandığını ve saldırganların 10 dakika önceden onu takip ettiğini göstermeyi planlıyor. Bu korkunç saldırı Bayan Maguire'ı öldürmeyi amaçlıyordu. Çünkü kendisi bir kayıkhanede kan kaybından ölmeye terk edildi. Hatta Bayan Maguire'ın kızı orada olmasaydı, Martin Maguire bugün ifadesini vermek için yaşıyor olamayacaktı. Bayan Maguire çok ciddi fiziksel yaralara sahip.
Kendisi yoğun bakımdaydı ve bugün hala saldırı yüzünden iyileşmeye çalışıyor. Sayın Yargıç, Martin Maguire'ın bugün mahkemedeki varlığı bir mucizedir. Sayın Yargıç, iddia makamının bu davaya bugün başlamak istediğini bilmiyordum ama bu mahkemenizi memnun edecekse biz de hazırız. Tamam, ben de açılış konuşmamı davaya saklayayım o zaman. İlk tanığınızı çağırın. İddia makamı dedektif John Dromore'u çağırıyor. Dört Temmuz gecesi dedektif Rocky Point Park'taki bir ihbara gittiniz. Sayın Yargıç, eğer iddia makamı kanıt olgusunun temel prensiplerini ihlale devam edecekse büyük sorunlar yaşayacağız. Bizde böyle bir ihbarın kaydı yok. Bir dakika Sayın Yargıç. Aslında ben ve ortağım olayı gördüğümüzde başka bir ihbarı... Aslında dedektif ortağım ve ben denir. Ve size bir şey sorulmadı. Tekrar soracağım Sayın Yargıç. Neyse ki Tanrım. Dedektif, 4 Temmuz gecesi siz ve ortağınız Rocky Point Park'tan geçerken ne gördünüz? Yaralı küçük bir kız kayıkhaneden bize doğru geldi. Buradaki küçük kız mı? Bethel Maguire. Evet. Kayıkhaneye girdiğinizde ne gördünüz? Dedektif, kürsüden inebilirsiniz. İddia makamı Martin Maguire'ı çağırıyor. Affedersiniz Bayan Maguire, güneş gözlüklerini çıkarın lütfen. İçerisi o kadar da parlak değil. Sayın Yargıç, Bayan Maguire bu vahşi saldırıda aldığı yaralar yüzünden ışığa aşırı derecede duyarlı hale geldi. Ama dikkat dağıtıyor. Gözlerini kısmayı deneyebilir. Teşekkür ederim Bayan Maguire. Hapse girecekler. Bayan Maguire. Efendim. Saldırıdan önce saldırganları tanıyor muydunuz? Adımı biliyorlar. İtiraz ediyorum. Cevap sayılmaz. Tina. Kabul Tina. Edildi. Tina. Lütfen diğer soruyu bekleyin Bayan Maguire. Evet, onları görüyorum sürekli. Sürekli. Sayın Yargıç. Savunma Bayan Maguire'ın 4 sanığı da teşhis etmesini seve seve kabul ediyor. Teşekkür ederim Bayan Maguire. Kürsüden inebilirsiniz. Sayın Yargıç. Hayır, hayır. Buradalar. Tamam, onlar tamam, burada. Üzgünüm Bayan Dixon. Onları görüyorum. İddia makamının bu tanığa başka bir sorusu var mı? Hayır Sayın Yargıç. Buradalar. Tamam, evet orada tamam. Duruyorlar. Tamam. Orada. Gidelim. Yaptım. Gözlerinin içine baktım. Gördün mü? Yaptım. Evet. İyi yaptın. Kanıtlar kahredici. Adalet bu adamların nitelikli tecavüz, nitelikli saldırı ve ağır ceza gerektiren saldırıdan yargılanması demektir. Sayın Yargıç, müvekkillerim Bayan Maguire'la o kayıkhanede seks yaptıklarını zaten kabul ediyor. Ama tecavüz değildi. Rızası vardı. Kanıtların da göstereceği gibi Bayan Maguire o akşamın öncesinde Raymond Casey'nin verdiği partide zaten içiyordu. Onun son sevgilisi. Sessiz olun. 19 kişi tarafından 5 fıçı biranın içildiği bir parti.
Bir fıçı birada 58 litre bira olduğunu biliyor musunuz? 19 kişi için 293 litre bira. Sonra gece yarısından hemen sonra sevgilisiyle kavga etmiş ve Bayan Maguire 12 yaşındaki kızını Rocky Point Park'a sürüklemiş. Sadece eve yürüyorduk. Küçük hanım, kendinizi kontrol edin. Kızını Rocky Point Park'a sürüklemiş ve orada da sanıklarla buluşmuş. Eski tanıdıkları. Ve onlara da para karşılığında seks teklif etmiş. Sessizlik. Sonrasında da sanıklar gitmeye hazırlanırken Bayan Maguire aniden fiyatını yükseltmeye karar vermiş. Daha sonra da sanıklara sarhoşken vahşice saldırmış. Müvekkillerim sadece kendilerini koruyorlarmış. Sonra da gitmişler. İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Reddedildi. Müvekkillerim ve arkadaşları içiyorlarmış. Bunu kabul ediyorlar. Ve asla ama asla 12 yaşında bir kızın varlığından haberdar değillermiş ki o da belli ki depoya tırmanırken kendi kendine zarar vermiş. Ve böyle olduğunu da kendi ifadesinde kabul ediyor bildiğiniz gibi. Asla ama asla herhangi bir tecavüze ya da başka bir suçun işlendiğine tanık olmamış. Kafası karışık ve korkmuş bir çocuk. Annesi de öyle ihmalkar bir ebeveyn ki... İtiraz ediyorum Sayın Yargıç. Onu da 4 Temmuz'da sarhoşların seks partisine götürüyor. Küçük Battle Maguire bir kurban. Sayın Yargıç, bilinci kapanmıştı. Reddedildi. O bir kurban. Doğru. Annesinin akıl almaz ihmalinin kurbanı. İddia edilen tecavüz sırasında kafası o kadar karışmıştı ki... Bu onu daha sonra yanlış yönlendirmiş olabilir. Onun ve annesinin ifadeleri uydurma ve yanlış yönlendiricidir. Kanıtların da bize gösterdiği gibi kimseye tecavüz edip saldırmamışlardı. İsnat edilen suçlamalarda hepsi masumdur. Evet, evet, işte bu, işte bu. Hayır, 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 hayır. Sakin ol. Hayır. Hayır. Şşş, tamam. Hayır. Mübaşir. Bunu nasıl yaparsın? Düzeni sağla. Bunu nasıl yaparsın? Etsizlik. Mübaşir. Etsizlik. Ramzan. Mübaşir. Biri ona yardım etsin. Düzeni sağla hemen. Fena değil ha. Annen iyileşecek. Uyuması için bir şey verdim. En azından bu geceyi atlatır. Şimdi olmaz tatlım. Ona biraz zaman sadece ver. Sadece onu görmek istiyorum. Betty, doktor çok haklı. Annenin dinlenmesi gerek, tamam mı? Hepinizin dinlenmesi gerek. O uyurken siz de uyuyun. Teşekkür ederiz. Tanrım. Nasıl oldu? Sence nasıl?
Defol. Defol! Bayan Kebeki. Sen Tina'yı koruyacaktın. Adalet vaat etmiştin. Bulacağız da. Kızım iyi değil. Mahkeme onu öldürür. Mahkeme hepimizi öldürür. Bu olmayacak. Kirkpatrick stratejisi jüri ve izleyicileri kontrol altına almaya çalışmaktır. İşe yaradı. Jüriler suçsuzdur demek istiyor. Cömert Hristiyanların yapacağı şey bu. Oo, umutlanmamız mı gerekiyor? Ben buna hazırım. Ona da. Kadınlar saldırıya uğruyor. Tecavüz cezalandırılmalı. Bunun yanlarına kalmasına izin vermeyeceğim. Tina'yı görmeliyim. Şimdi gitmelisin. Durun. Hey, bir bira alabilir miyim? İyi misiniz? Affedersin. Sakin ol. Bir çocuğun var. Bir kızın var. İkimiz de sevdiğimiz birini kaybetmek ne demek biliyoruz. Annesini de kaybetmesin. Daha çok acı çekmesin. Bu neden umrundaki? Beni bulduğun için mi? Benimle bir kez barda karşılaştın diye mi? Anlamıyorsun. Beni çoktan öldürdüler. Sadece bitirmediler. Çok yavaş olacağım. Teşekkür ederim Bayan Lewis. Annene sevgilerimi ilet canım. İyileşmesine çok sevinirim. İletirim. Teşekkür ederim. Hoşça kal anne.
Gel pisi pisi pisi. Tiger Lily. Anne, uyuyorsun sandım. Eve getirilmesi gerekiyordu. Betty, bana bak. Annen zor zamanlar geçiriyor. Gözünü üstünden ayırmamalısın. Ona cidden çok iyi bakmalısın. Kimsenin onunla ilgilenmesini istemiyorum. Bunu benim için annene ver, olur mu? İstediği zaman arayabilir. Gece gündüz. Teşekkür ederim. Betty'ciğim. Aa, patlamış mısır. Aha, yemekten önce olmaz. Bunu çok severim. Tiger Lily'yi gördün mü? Evet, hadi. Bence çocuk o kadar sert vurdu ki... Aynen öyle. Kan içinde kalsın. Hadi. Hey. İki hafta önce. Hey. Buraya... Hey. 20 dolarına bahse girelim, 6. rauntta gidecek. Knockout ya da teknik knockout. Ha? Ne dersin pislik? 20 dolar. Ne yani, 20 doların yok mu?
Kimin tüm var? Tüm param bu mu? Herkes heyecanla maçın sonucunu tamam. bekliyor. Tamam. Son günlerin en tamam. heyecanlı maçı. Pap pap pap. Düş artık. Hadi. Bitirsene pislik. Kan kaybından ölüyor. Jackson kanlar içinde ama David... Hazır mısın aptal? Çünkü maçı bitirmek üzereler. Hakem maçı bitirmek zorunda kalacak. Evet, Jackson'dan beklenmeyen bir atak geliyor. Herkes yıkılmasın. Ya net olsun. Devito sersemledi. Dengesini kaybetti. Parayı ver. Yıkılmamaya çalışıyor. Ama Jackson son anda açılıyor. Arda arda kroşeler sallıyor. İnanılmaz bir maç oluyor sayın seyirciler. Sakin ol Jimmy. Sorun değil. Sorun değil. Hey. Çabuk harca. Çünkü seni becereceğim. Tıpkı Tina'yı becerdiğim gibi. Ne? Yapmam mı sandın Case? Kim olduğunu bilmediğimi mi sandın? Jimmy. Bir mahkeme daha mı istersin? Tamam. Tamam. Ne istersin? Bundan bir tane daha ve bir şat viski. Vuruş diye buna derler. Jimmy. Ha, sıradaki sensin o. Geri çekilin polis. Ben John Drumor. Ambulans ve adli tabip arabası gönderin. 4. sokağın köşesi. Vurulma olayı sırasında o kişinin James Delico olduğundan tamamen habersizdin yani. Evet efendim, hiçbir fikrim yoktu. Onu mahkemede göreli daha bir ay bile olmadı. Karanlıktı. Bıçak sallıyordu. Ya ondan önce barda? Dövüşü izlediğin sırada? Barda değildim. Masadaydım. Yani John silahını ateşlediğinde tamamen nefsi müdafaaydı, öyle mi? Evet efendim. 3 yıl gizli servis. Çöl fırtınası. Bir tane Purple Heart madalyası. Rocky Point senin davandı. Yani vurulma sırasında Raymond Casey'nin Martin McGuire ile olan bağlantısının farkında... Dosyadaki bir isimdi. Sorguya ortağım girmişti. Dosyadaki bir isim? Tesadüf. Yapma John. Sen Casey ve Delico bir otoparkta berabersiniz. Hayır. Tesadüf değil. Daha çok olması gereken. Mesela bir tanrı varsa, hatta yoksa bile bir amacım var gibi hissettim. O amaç neydi peki John? John. Bir kanun kuvveti olarak yemin ettiğim görevi yerine getirmek. Haftaya cuma saat 9:00'da.
Evet, bana uyar. Hayburn avukatı ayın 6'sında meşgul. Hayburn avukatı başka bir davada olacak ama yetkisi bende var. Haftaya mümkün değil. Maalesef Deluca'nın yetkisine ihtiyacımız olmayacak. Sayın Yargıç, daha çok vakit lazım. Bu tartışmaya açık değil. Bay Kirkpatrick'in müvekkilleri 6. ek maddedeki hızlı duruşma haklarını kullandı. Hız benim göbek adımdır. Ve gün kararlaştırıldı. Evet. Evet, gün iyi oldu mu? Evet. Tamam. Tamam, anlaşma şöyle. Nitelikli tecavüz ve ağır saldırı suçlamalarını düşür. Saldırıları da basit saldırıya çek, anlaşalım. Basit saldırı mı? Fikler iki suçu kabul edecek. Biri Tina, diğeri çocuk için. Her bir vakadan 18 ay sırayla. 3 yıl garanti. Tina Maguire'ı gördün mü? Ona yaptıklarını gördün mü? Sen gördün mü? Ön duruşmadan beri onunla konuşabildin mi? Ama denedin. Eve gittin. Annesini yumuşatmaya çalıştın çocuğu. Söz veriyorum ki davada her şey farklı olacak dedin. Ön duruşma davaydı ve artık bitti. Tina mahkemeye çıkmayacak. Cuma'ya kadar olmaz. Sen şerefsizsin. Kurban yok, tanık yok. Nereden bakarsan bak kazanması zor bir dava. Haftaya bu şehirde bu dava düşmüş olacak. Bunu kazanmaya ne oldu? Jürili bir dava. Garantisi yok. Vardiyama dönmem gerekiyor. Anlaşma yapmak istiyor. Hapis. 3 yıl. Ben size bir seçenek sunuyorum. Ağzınızdan çıkanı duyuyor musunuz? Kurban biziz. O sarhoş sürtük bize geldi. Kendini sattı. Ama sen dedin. Hepimiz aynı fikirdeydik. Hepimiz sarhoştuk ve polis yanlış adamları yakalamıştı. Bu durumda 3 yıl bayağı iyi bence. Hangi durumda? Onlar yapmadı. Bayan Fick, jürili bir davada her zaman risk vardır. İyi bir avukattı, sizin o riski görmenizi sağlar. Kaybedersek... Kaybetmeyeceğiz. Tüm amacımız o. Eyalet hapishanesinde en az 20 yıl. Hayır. Hapis hapistir. Girdim gördüm oraya dönmem. Kaçarız. Yemin ederim kaçarız. Kanada'ya, oraya gideriz. Hayır, gitmeyeceksiniz. Kahrolası evimi koydum ortaya. Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Ailecek bunu konuşun. Kararımızı verdik. Tina Maguire yalancı bir sürtük ve kimse ona inanmaz. Oğullarım yapmadıkları bir şeyin suçunu kabul etmeyecek. Bu kadar. Masumlar hapis yatmaz. Ağlayacak mısın sürtük? Hayır, sürtük. Hayır, sürtük. Konuş bakalım. Evet, ben oyum. Evet. Evet, sadece tam üstünde de bir turtu olacak. Turtu olmak zorunda.
Turtayı çok severim. Hı? Bak bir tane turta yapılsın. Üstünde de kıvrımlı çizgiler olsun, anladın mı? Hala sıcak gibi. Turtayı fırından yeni çıkarmışsın gibi. Çünkü... Evet. Hoşuma gitti. Tamam. Çünkü annem bir keresinde doğum günüm için turta yapmıştı. Pasta yerine turtaydı, evet. Öyle hatırlıyorum. Marvin, doğum günü turtamı hatırlıyor musun? Turtamı hatırlıyor musun? Kapa çeneni pislik. Evet. Evet. O bana doğum günüm için bir turta. Bir daha söyle. Ve ben de vaktinde yememiştim, mumlar erimişti. Ben de mumlarla yedim ve dişlerim yapış yapış oldu. Bir haftada dişimi fırçaladım. Hey evet. Lloyd. Evet. Kıpırdama, tamam mı? Tamam, sorun değil. Annem, tamam. O bana... Tamam. O... Yani bilirsin, o hep bana inandı. O bana herkesten çok inandı. Bana hep inandı. O yüzden turta yaptırmadım. Ne haber dostum? Telefonda her şey yolunda mı? Müthişiz bebeğim. Güzel. Turtayı hatırlıyor musun? Sen turtayı hatırlıyorsun. Ben kemeri hatırlıyorum. Dedektifle mi buluşuyoruz? Hukuki dedektif. Kirkpatrick için çalışıyorum. Ama onunla neden buluştuğumuzu anlamadım. Sen bir halt anlamıyorsun, o yüzden beni aradılar. Hayır, ben sadece... Oh, tanrım, aletim. Az daha aletimi yakacaktım. Hayır, neden seni aradığını anlamadım. Kirkpatrick neden gidip kendi işini halletmemiş ki? Çünkü Kirkpatrick bir mahkeme memuru. Bu adamlar temiz kalır. Sana söyledim ya, onları suçlu çıkaran hiçbir şey bizim avukatımızdan gelemez. Ve bu da suçlu çıkarıyor. Almak üzere olduğumuz kanıt Tina'yı... Tina'yı fena halde evet. Suçlu çıkaracak. Anladım. Evet. Kendini sattığının kanıtı varmış zaten. Sert sevdiğinin de öyle. Fotoğraflar, yeminli ifadeler. Ama bu iyi bir şey. Acayip iyi bir şey, evet. O. İşte o. Şimdi ne olacak, inecek mi? Hayır. Şimdi sen ineceksin. Ben mi? Git teslimatı al. Bu yağmurda mı? Evet kardeşim. Ama ben... Tanrı aşkına küçük kardeşim, onu nereden buldun? Bir adamım var. Evet. Bir adamın mı var? Aferin sana John Wayne. İn aşağı! Tamam lanet olsun. Böyle davranman için ne yaptım ben sana? Sana bir şey anlatırken beni hiç dinlemiyorsun. Bana neden bağırıyorsun ki? İçinde yok. Ne? İçeride değil. İyi bak, oradadır. Bir zarf gördüm. Bu zarfı alıyorum, tamam. Diyor ki... bence bu. Ne? Üstünde fikler çok gidiyor sonra. Hey, sen kimsin? Seni pislik herif! Pislik herif! Olay yerine yakın ekipler anons geçsin. Tamam. Memur 567, araç kaydını gönderin. Ortak. Anahtarlar kontağın üstünde. New York plakası I-7-2-R-O-R. Tamam. Anlaşıldı. Bir kasa bira buldum. 3 tane kalmış. Ve yürüyüş haritası. Bilgileri kontrol ediyorum. Tamam. Kanada tarafı yok. Bizdeki bilgilere göre araç Marvin Pick adına kayıtlı. Tamam. Evet efendim, lütfen bir açıklama yapın. Burası özel mi? Kanada'da akrabanız var mı? Defol ya da arkadaşları? Defolun, gidebilecekleri bir yer. Onlar benim oğullarım, bunu yapmazlar. Bir şey olmuş. Evimizi kaybettik. Olan bu işte. Hayır, onlar kaçmaz. Üzülüyorum. Bunu yapmazlar. Walt, hemen buraya gel. Bayan, onlardan haberiniz var mı? Ben onların annesiyim. Bana haber verirler de söylerler. Sizce oğullarınızdan haber alır mıyız? Tamam. Ne olduğunu bilmek ister misiniz? Söyleyeyim size. Bunu o Tina Maguire sürtüğü yaptı. Oğullarımı buradan kaçıran o. Defolun buradan. Evet, defolun. Nerede olduklarını biliyor gittiler. Musunuz? Neredeler? Onlar kaçak. Onlar kaçak. Onu duydunuz. Ya kaçaklar ya suçlu.
Rocky Point Park'ta yerel halktan bir kadına ve 12 yaşındaki kızına başlı saldırı gerçekleşmişti. Anne! Geliyorum, tamam. Tamam. Fikle. Gitmişler. Kızına da saldırıldığı tespit edilmişti. Kanun kuvvetleri alarmda. Polis hiç üzülmedim. Evet ama ya geri dönerlerse? Tatlım dönmezler. Dönebilirler. Beni dinle. Onlar bir daha asla bize zarar vermeyecek. Söz veriyorum. Betty. Tamam. Tamam. Diğer bir habere geçelim. Alışveriş merkezine gidiyorum. Bana katılmak isteyen var mı? Ben. Yolda yiyecek bir şeyler alalım mı? Eğer sen kullanırsan. Sanırım kullanacağım. Teşekkür ederim anne. Hadi büyük anne. Hadi. Egecik neyse Betty'cik de o. Aynı değiliz. Ben daha kısayım. Benziyoruz. Aa, şuna bak. Aa, çok tatlılar. Ne yazık ki benim numaram yok. Ben bir sorayım. Affedersiniz. Merhaba. Beni dinle. Kayıkhaneden önce, onlar annene tecavüz etmeden önce ben gitmiştim. Mahkemede böyle diyeceksin. Unutma sakın. Hey, varmış. Ne oldu? Betty, ne oldu? Tatlım. Şş canım, konuş benimle. Betty, Betty, Betty. Merhaba, nasıl geçti? Betty, ne oldu? Ne oldu? Bilmiyorum, o... Ben bakarım. Teşekkür ederim. Betty! Alo. Fritz Haber? Kim soruyor? Demek sensin. Beni hatırlıyor musun bilmem. Lou Ellendroth. Lisede birkaç alt dönemindeydim. Lou Ellen. Evet. Evet, Lou Ellen. Hoş geldin. Başım biraz beladaymış. Sanırım sana yardım edebilirim. Tina Maguire'la ilgili bazı şeyler biliyorum. Jürinin bilmesi gereken şeyler. Belki de bana anlatmalısın. Kızım ve ben Blackburn Motel'de kalıyoruz. Evet, orayı bilirim. Gelip kızımla tanış, konuşmuş oluruz hem. 11'de. Oda numarası 24. Tamam, ben de kızınla tanışmayı çok isterim. Lou Ellen? Lou Ellen?
Otur. Yaz. Ne yazacağım? Tanrım beni affet. Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yaptım. Bunu neden yazacakmışım? Hadi. Devam et, bitir. Mutlu musun? Elini silaha koy. Hayır. Elini silaha koy. Bil bakalım kim kendini öldürmüş. Boom. Lucky Point. Fritz Saber. Çiçek göndermelisin. Anne. Anne. Büyük annem dışarıda. İhtiyacın var mı? Evet, daha çok kutu lazım. Sanırım senin dolabında biraz vardı. Ah, dün gece sonuncuları kullandık. Üzgünüm. Hayır. Senin suçun değil. Buna hazır mısın? Evet. Hazırım. Emin misin? Değişime hazırım. Ben de. Nereye gidiyorsun? Annie'ye veda edecektim. Son bir yerde daha durmak istiyorum. Benimle gelmek ister misin? Sence kötü adam ben miyim? Çünkü sence savunduğum adamlar... Pislik. Biliyor musun Can? Bu ülkede bir belgemiz var, adı da anayasa. O belgede hizmetlerimden bütün vatandaşların yararlanabileceği açıkça yazıyor. Suçluların bile. O belgede olmayan şey intikam savaşçısı bir polisin adaleti. Soğukkanlı katiller için bile olsa. Belki hak ettiler... Belki de hak etmediler. Artık asla bilemeyeceğiz. Kim bilir? Senin bile bir gün hizmetime ihtiyacın olabilir. Umarım senin benimkine asla olmaz.
Merhaba. Daha önce de söylemiştim. Gerçek bir kahramana pek sık rastlamıyorum. Kahraman olan kızın. Aa, çok üzgünüm. Size bir dakika vereyim. İyi misin? Daha güçlü görünüyor. O iyi. Yani tam iyi değil ama daha iyi. Ona çok iyi bakmışsın. Merkeze gelmek ister misin? Hayır. Hadi gel, kapı şurada. Biz gidiyoruz. Yarın Kaliforniya'ya veda etmeye geldim. Veda etmeye geldik. Ve teşekkür et. O gün onu eve getirdin. Betty, ben sadece onu eve bıraktım. Çok kötüydü. Kötü şeyler gördüm. Hiç unutamayacağımı düşündüğüm şeyler. Unutuyoruz. Hepsini değil ama devam etmeye yetecek kadarını. Buradan gitmek çok akıllıca. Kaliforniya'da hava çok daha güneşli. Seni seviyorum. Biliyor musun? Benim hiç kızım olmadı. Sen hiç evlenmedin. Öyle değil mi? Sana bir şey söyleyeyim. Eğer bir kızım olursa, umarım büyüyünce tıpkı sana benzer. Her açıdan. Hey John, bir ihbar geldi. Tamam o zaman, ver elini. I've been loving you for too long. I can't stop now.